Sen bizi böyle bir günaha nasıl sokarsın Nisa? Sen bizi böyle bir günaha nasıl sokuyorsun sen? Beyefendi lütfen. Tamam, yeri değil şimdi. Nisa, sana söylüyorum. Senin ne işin var burada? Ne işin var senin burada? Ha? Hiç mi utanmıyorsun sen buraya gelirken? Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi utanma kalmadı sende ha? Gecenin bir vakti 5 tane çocuğunu bırakıp buraya geliyorsun sen. Geldin burada ne işin var senin burada? Efendim, böyle hayatlara mı özeniyorsun sen? Bu hayatlara mı özeniyorsun sen? Bu mu senin özendiğin hayat? Bu mu? Hayır. Sakin. Anlamadan bilmeden. Neyi anlamadan? Neyi bilmeden? Ben çok sıkılmıştım. Gamze de açılayım diye. Sıkıldığın için mi buraya geldin sen? Mazeretin bu mu yani senin? Sıkıldığın için mi bizi böyle günaha sokuyorsun sen? Sakin ol. Beyefendi lütfen. Rica ediyorum. Burada bu şekilde davranamazsınız. Lütfen. Sen karışma. Bu benimle kardeşim arasında. Sen gelsene. Lütfen. Bir sakin olun. Düşündüğünüz gibi değil. Sen var ya. Hayır. Seninle sonra hesaplaşacağız. Sen şeytanın vücut bulmuş halisin. Kardeşlerimden uzak duracaksın. Abi sus artık. Hayır. Hasan Bey lütfen. Sakin ol. Oturun gerçekten hallediyoruz. Sen neyin hesabını soruyorsun? Buraya gelmişiz. Ağzımızın tadıyla bir yemek yiyeceğiz. Ayıp oluyor. O ayıp bizden kaynaklanmıyor Erdal Bey. Allah'ın razı olmayacağı yere benim kardeşlerim giremezler. Yeter artık ama ya. Bu insanları yargılama hakkını kim veriyor size? Bir tek sen misin Müslüman? Herkesin inancı kendiyle Allah arasında. Seni ne ilgilendiriyor başkasının hayatı? Konu benim kardeşlerimse ilgilendirir anlıyor musun sen? Hayır. Abi ne oldu? Nezil oldum. Gamze, iyi misin? Abi bir dakika dur, ne olur rezil ol. Anlatacağım. Tamam, bırakır mısın? Öner, al abinle çıkın dışarı hadi. Bu bizim meselemiz, siz karışmayın. Eğer ucu Gamze'ye değiyorsa karışır mı? Al abin de çıkın hadi. Gamze de buraya ablamı getirmeyecekti o zaman. Bunların hiçbiri yaşanmazdı. Ömer oğlum şuradan çıkıp gidelim. Bak oğlum elim ayağım titriyor. Yürü. Yürü. Yürü şöyle yürü. Nisa. Yürü. Nisa. Ben sana gelme demedim. Niye geldin? Asıl sen niye geldin? He? Babam demedi mi? Ara Nisa'yı diye. Niye geldin? Ben sana söyleyeyim niye geldiğini. Çünkü Nisa'ya karşı hala öfkelisin, ondan geldin değil mi? Bunun yaptıklarını kaldıramıyorsun hala. Ama ne yaparsan yap terbiye de edemiyorsun. Yalan da atamıyorsun babama karşı. Suratından kabak gibi okunuyor. Yola getiremiyorsun değil mi Nisa'yı? Ömer. Oğlum. Abim burada artık. Çekil kenara. Tamam, anlaşıldı mı? Ben terbiye nasıl edilir? Çok güzel öğreteceğim. Çok güzel öğreteceğim. Sen gelsene şöyle. Ne yapıyorsun ya? Gel şöyle. Sen ne yapıyorsun ya? Geç şöyle geç. Ya ne yapıyorsun sen? Geç şöyle. Dur abi. Yeter. Ne yapacaksın? Ya buradayım. Beni mi döveceksin? Ne yapacaksın? Bağırma. Ne yapacağım? Bağırma. Ne yapacaksın? Anne ne oluyor? Dayı ne oluyor? Bağırmayın. Yok bir şey. Biraz tartıştık, özür dileriz. Ama söz bir daha olmayacak, tamam mı? Hadi siz odanıza geçin. Ben geliyorum birazdan, tamam? Abi hadi bak, gidiyoruz, çocuklar korkuyor, hadi. Bu evden hemen taşınacaksın. Ne? Anladın mı? Ne? Çıkacaksın bu evden. Bu evden çıkacaksın. Bu kadının olduğu yerde oturmayacaksın. Sen de, Ömer de bu kadından olabildiğince uzaklaşacaksınız, bu kadar. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Ne diyor bu? Benim 5 çocukla kocam yok. Nereye gideceğim ya ben? Biz sana yardım ederiz, tamam mı? Abi saçmalama. Kolay mı öyle hemen ev bulmak? Nereye çıkacaklar? Çıkacaklar. Bu kadar. Ev bulana kadar, her şey yoluna girene kadar... Anladın mı? Bizde kalacaksın. Ne? Abi sen öfkeden ne dediğini bilmiyorsun. Olur mu öyle şey? Yahu olur. Niye olmasın? Niye olmuyor? Sen Şükran'la aynı yatakta yatarsın. Bizim yatağımızda. Şükran'la aynı yatakta yatarsın diyor. Ne gülüyorsun? Allah'ım delireceğim. Ben salonda yerde yatacağım. Tamam mı? Kerem'le Emine salonda koltukta yatacaklar.
Umut'la Ceyda da Eda'yla Adem'in odasında yatacaklar. Öyle mi? Anlaşıldı mı? Onu tamam mı? Bak bu şekilde böyle hemen sıçacağız. Bitti gitti işte ya. Sıçacağım ya. Bu kadar basit. Gülme. Gülme. Sinirlerim çok bozuldu. Merhaba Erdas, hoş geldin. Ömer. Hayırdır? Bir sıkıntı yok değil mi? Konuşmam gereken bir konu vardı. Öğle arasında konuşayım istedim. Ömer, siz niye Gamze'nin peşini bırakmıyorsunuz? Sence de ayıp olmuyor mu biraz artık? Bu sizi ilgilendiren bir konu değil. Beni hangi konu ilgilendirmiyormuş Ömer? Söyle bakalım. Lütfen, tamam. Sen karışma. Çünkü ben anlamıyorum. Bana anlatırsan iyi olur. Hangi mevzu beni ilgilendirmiyormuş? Şimdi şöyle anlatayım Erdal Bey. Bu konu ablamla Gamze Hanım arasında bir konu. Ben de bununla ilgili konuşmak istedim. Dolayısıyla sizi ilgilendiren bir konu yok. O zaman ben de sana şöyle ifade edeyim. Hani biz Gamze ile beraberiz ya. O yüzden onu ilgilendiren her mevzu beni de ilgilendirir. Bundan sonra ablamla ilişkine dikkat et. İyi günler. Ömer. Gamze ve Erdal Bey'le bir restorana gittim. Hı. Gecenin bir vakti baba, çocuklarını yalnız bırakıp içkili bir restorana gitti. Restorana gittin. Onlarla. Gece gece. Hem de içkili bir yere. İçkili bir restorana gitti baba. Evet. Sen bir susacak mısın? Evet Nisa, seni dinliyorum. Bunu nasıl yapabildin? Neden? Bir hata yapmış baba. Yapamaz. Yapamaz baba. Yapamaz. Tahir. Baba yok Tahir. Böyle bir hata yapamaz. Olmaz yani. Bu mübarek günde kızım böyle bir rezillik yaptı yani. Allah'ım ya Rabbim ya sabır. Ama hep o Gamze karısı yüzünden. Baba, ben bu sefer dizginleri elime aldım. Sen hiç merak etme. Bak şimdi. Nisa o evde kaldıkça Ömer de Nisa da o Gamze karısının dibinden ayrılamıyorlar. He. O sebep Nisa o evden çıkacak. Benim yanıma taşınacak. Allah'ım sabır. Bu kadar. Abi başlamayın. Baba. Baba Allah aşkına olacak iş mi bu? Tamam ben kabahatliyim. Suçluyum ben. Ver cezam neyse ver. Kız bağır çağır tamam. Kov beni evden. Ama baba Allah aşkına ben 5 çocuklu Tahir'e mi gideyim baba? Ne olur. Baba görüyorsun değil mi? Bak gözümüzün önünde olmak istemiyor. O evde kalacak ki o Gamze karısının dibinden ayrılmayacak. Allah'ım tabii. Tabii tabii tabii. Ne oldu? Ha Nisa Hanım, niye olmazmış? Bak ne güzel kira derdinden kurtarıyorum seni. Bak Tahir, benim sabrımı zorlama bak yemin ediyorum. Asıl sen benim sabrımı zorlama bak ne buraya kadar geldin. Abi doğru konuş. Sen sus lan. Tamam yeter. Kes. Tahir haklı. Ama şimdilik o evden çıkınca en münasebi bu evde kalman. Baba evinden. Ama baba siz buraya sığamazsınız ki. Siz nasıl sığacaksınız? Oğlum sen konuşma ya.
Süreyya niye geldi buraya? Gelinlik bakmaya gittik. Ama ben Tuna'yı duyunca onu orada bırakıp buraya geldim. Aferin sana. Sağ ol. Nedir durum? Tuna nasıl? İyi. Kendini kilitlediği yerden çıkardım. Sonra biraz konuştuk. Şimdi de sınıfa girdi. Arkadaşından özür dileyecek. Geçmiş olsun Gamze abla. Sağ ol Süreyya. Ne olmuş peki? Niye böyle bir şey yapmış? Ailevi bir mesele. Konuşmak istemiyorum. Ben Tuna'ya bakayım. Şurada bekleyin birazcık. Çıkar şimdi. Tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için Ömer Bey. Görüşürüz. Madem ailevi bir mesele, siz burada oturmuş neyi konuşuyordunuz? Olanı biteni anlatıyordum Gamze Hanım'a Süreyya. Sonuçta onun oğlu ya. Hem buraya gelecek kadar niye merak ediyorsun ki sen bunu? Peki. Bundan sonra ben merak etmeyeceğim. Ama sen de etme Ömer, artık olur mu? Neyi? Tuna'yı da Gamze ablayı da merak etme artık. Ne demek istiyorsun sen Süreyya? Şunu demek istiyorum. Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer.